uluslararası finansal veri paylaşımına yönelik teknik altyapı çalışmaları devam ediyor. Türkiye yıl sonunda 54 ülkeyle finansal işlemlere ait verileri karşılıklı olarak paylaşacak. Gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı 5 ülke henüz kapsam dahilinde değil. Mağduriyet yaşamaması için gurbetçilerin Türkiye'de bulunan bankalardaki adreslerini güncellemeleri gerekiyor. Ülkeler arası mali bilgilerin paylaşımı için hazırlıklar da sona gelindi. Türkiye bu yıl 54 ülkeyle yurt dışında yaşayan vatandaşlarının finansal bilgilerini karşılıklı olarak paylaşacak. Ancak bu ülkeler arasında gurbetçilerin çok yoğun yaşadığı 5 ülke şimdilik bulunmuyor. Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve Hollanda ülkelerinin şu an için bulunmadığını zaten Gelir Dairesi Başkanlığı yapmış olduğu açıklamada da ifade etti. Bilgi paylaşımı yapılacak ülkeler her yıl güncelleniyor. Gayrimenkul bilgileri ve hesap hareketleri kapsam dışında tutuluyor. 1- Mevduat hesaplarını, 2- Saklama hesaplarını, 3- Ortaklık ve borç ilişkisi, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmelerini kapsıyor. Adresi Türkiye'de görünenlerin mali bilgileri paylaşılmıyor. Bu nedenle başka ülkede yerleşik olup Türkiye'de hesabı bulunanların bankalara verdikleri adresleri güncellemeleri gerekiyor. Yurt dışında yaşanmış oldukları süreçten sonra Türkiye'ye taşınmış iseler bir an önce bankalara gidip Türkiye'deki adresleriyle adreslerini güncellemelerini tavsiye ediyorum. Uzmanlar bilgilerini bildirim dışında tutma vaadinde bulunan kişilere karşı da uyarıyor. Gerekli tüm bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yayınlanan rehberde yer aldığı hatırlatıldı.